Fokus Angola'nın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ülkenin sadece petrole dayalı üretimden çıkıp ekonomisinde ürün çeşitlendirmeye yönelmesini daha iyi anlamaya çalışacağız. 1970'li yıllarda Angola Afrika'nın tarım şampiyonuydu. Fakat sonu gelmeyen savaşlardan dolayı tarım sektörü zayıfladı. Bugün ülke gelirinin sadece %10'unu temsil eder hale geldi. Kendi tüketim mallarının %80'ini ithal eden Angola potansiyelini kullanamıyor. Ülke 15 yıldan beri yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Angola tarımda dünyanın en yüksek potansiyele sahip ilk 5 ülkesi arasında. Ülkede ekilebilir tarım arazisi 58 milyon hektar. Bu Fransa'nın 100 ölçümünden daha da büyük bir alana denk geliyor. Fakat sorun bu toprakların sadece %10'u ekilebiliyor. Bu da ülkenin sulama imkanlarının kısıtlı olmasından kaynaklanmakta. Ülkenin en büyük çiftliğindeyiz. Güney Kwanza eyaletinin deniz seviyesinden 1400 metre yukarıda yer alan dağlık alanlarındayız. Alan çok büyük, 10 bin hektar. Şu an sadece 1/3'ü kullanılıyor. Burada 50 farklı türde üretim yapılmakta ve yıllık ciro 5 milyon dolar. Bu gibi özel tarım üreticileri Angola'da tarımın yaklaşık %15'ini temsil etmekte. Fakat ekili arazinin yarısını çalıştırıyorlar. Angola'da tarım için mükemmel koşullar var. Çeşitli mikroiklimler, verimli arazi, bol su bulunmakta. Tarım için dünyanın en iyi koşulları burada. Bizim için en büyük sorunsa yeterli işçi olmaması. Tarım sektörünün canlandırılması, tarlada çalışacak yetişmiş işi bilen işçilerin olmasına da bağlı. Şirkette yaklaşık 800 kişi çalışıyor ve çalışanlarının hemen hemen hepsine eğitim verilmiş. Yatırımın önemli bir kısmı 4 yapay gölün oluşturulmasına ve son nesil sulama sistemlerine tahsis edilmiş. Toplamda şirket 6,5 yıl için 150 milyon dolar yatırım yaptı ve ülkede 2 çiftliği daha var. Farklı ürünler üretmek için yeni projelerimiz var. Başladığımız başka tarım projelerimiz var. Önümüzdeki 3 yıl içinde 150 milyon dolardan fazla yatırım yapacağız. Angola'nın bir diğer tarım ürünü kahve. Kahverengi altın adı verilen kahve nadir bulunan bir ürün ve elde edilmesi güç. Bir kahve ağacından meyveleri toplamak için 4 yıl geçmesi gerekiyor. Angola bir zamanlar kahvenin altın çağını yaşıyordu. George Ribeiro kahvenin altın çağını çok iyi biliyor ve 50 yıldır kahve sektöründe. Angola kahvesinin yeniden canlandırılmasında kilit rolde olanlardan biri. Sektörün geleceğine inanan yerel üreticiye danışmanlık yapıyor. Angola kahvesi en kaliteli kahvelerdendir. Fakat üretim noktasında çok çok düşük seviyedeyiz. 1973 yılında dünyanın 4 büyük üreticisinden biriydik. Fakat bugün çok aşağılardayız. Lakin bugünkü eğilim kahve üretimini yeniden canlandırmaya kaymakta. Son yıllarda Angola hükümeti ülkede kahve üretimini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Hedef Angola kahvesini rekabetçi konuma getirebilmek. Bugün ülkede kahve üretimi 20 ton civarında. Bu miktar 70'li yılların üretiminden 20 kat daha az. Potansiyel var. Bu bir ütopya değil. Bu ülke yılda 200 bin ton üretim kapasitesine sahip. Toprak ve iklim üretim için elverişli. Bizim istediğimiz büyüme potansiyelini geliştirmek, tarım ve işleme sanayinin kapasitesini arttırmak ve ayrıca ihracatı geliştirmek. Tarım gelirlerinin bu yıl %20 artması bekleniyor. Ülkede herkesin eşit faydalanacağı sürdürülebilir büyüme, ekonomik beklentileri garanti altına alacaktır.